Belgesel yönetmeni Hakan Tosun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz öncelikle? Hakan Tosun, çıkış İstanbul'da oluyor. Yani mesleki olarak geçmişim radyoculukta başlıyor. Özel radyoların 90'lı yıllarda ilk hayatımıza girmesiyle birlikte benim hayatıma da girdi ve çok özel bir yerde oldu. Başlangıç olarak en azından. Çok kısa bir süre radyocu olarak devam ettim. Arkasından görsel alana daha fazla ilgim olduğunu hissetmeye başladım. Özel televizyonlarda montajcı olarak görev aldım bir dönem. İzmir durumu bu bahsettiğim durum. İstanbul'a geldikten sonra hani bu alanla ilgili farklı işler yapmak istiyordum zaten. Ama o aşamaya gelene kadar birçok iş yaptım. Yani anketörlükten tutun garsonluğa kadar. Evet, aynen. Uğraştıktan sonra işte yavaş yavaş da tekrar alana girmeye başladım. Bu alanla ilgili hani kongrelerden tutun da işte freelance olarak kameramanla montajcıya kadar çok iş yaptım. Tiyatrolar, dekoracılık da vardı buna. Sokaktır. Hikayenin geçtiği yer sokaktır. Sokakta birebir yaşayan, sokakta yaşamını sürdüren insanlar hikayelere daha fazla yakındırlar. Bu vakıftırlar, evet. Evet, birebir yaşarlar. Bütün gerçekliğiyle hissederler. Bir senaryo değildir. Yani senaryo zihninin kendisini geliştirdiği bir durumdur. Oysa ki sokakta hazır bir senaryo vardır. Bu senaryoyu bulup çekip bütün gerçekliği yansıtmaktır kolay yoluna. Bu anlamda kendimi çok avantajlı hissediyorum. Yani evet. Sektörde olmasam da zaten sokakta yaşayan bir insanım. Bütün zamanı sokakta geçiren bir insanım. Çok fazla böyle sabit, düzenli yaşantısı olan biri değilim zaten. Belgeselciliği de o yüzden biraz seçtim. Zaten sokağın içindeydim. Evet, onu da soracağım. Evet, belgeselcilik benim için sokakta kalma sebebidir. Zaten oradaydım. Ama bir taraftan da sektörle ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. Yani hem toplumsal bir duyarlılığa sahibi bir politik bir bakışım var, yaşama ilgili bir bakışım var. Bununla ilgili kendimi nasıl ifade edebilirim ile ilgili sorular çıkıyordu karşıma. Belgeselcilik bu yaşama, bu bakış açısına en yakın alan gibi geldi ve oradan başladı. Set kurmak çok yapay bir durum aslında. Yani oyuncular ona hazırlanıyorlar, setçiler hazırlanıyor. Bütün doğallığı aslında var olan doğallığı öldürerek başlıyorsunuz. Oysa ki sokakta kimse farkında değil sizin orada bir hikaye çektiğinizin, hikaye bulduğunuzun, hikayeyi aramaya gittiğinizin farkında değiller ve herkes kendisi gibi. Peki belgesellerinizden bahsedelim biraz. Yaklaşık 5 belgeselim var. Tabii amatör çalışmalar olarak başladı. Yani görsel alana ilgili belgesel çekmek istiyorum dediğim andan itibaren kamera bilgim yoktu mesela. Kameram vardı. Ondan çekimler yapmaya başladım. Onları video yaptım. Önce kısa kısa videolar
yapmaya başladım. Tabii o videolar da yine 1 Mayıs'ta da onlar çıktı diyorum. İşte herhangi bir aktivitenin olduğu yerlere gidiyorum. Çok ciddi olarak tekel işçilerinin bu Ankara'daki çadır yaklaşık 80 gün süren çadır eylemleriyle başladı benim sürecim. Yine onu amatör kameramla çekmiştim. İlk önce onu yaptım. 30 dakikalık bir belgesel, bir başarı öyküsü tekel işçileri diye bir şey yaptım. Arkasından HES'ler gündeme girmeye başladı. Bütün ülkenin gündemine girmeye başladı. HES açabilir miyiz? HES kavramını. HES kısaca barajlar diyelim. Ama barajlar derken işte derelerin suyunu büyük borular hapsederek yüksek bir yerden düşürülerek elde edilen enerji biçimi. Su yaşamdır. Evet. Su biz şehirlerde yaşayan insanlar için belli alanlarda doldurulur. İçeriz, temizliğimizde kullanırız ama Anadolu'da yaşayan insanlar için o derelerin yaşam verdiği yaşamlar var, hayatlar var. İnsanlar o sudan yaşamlarını geçinecek parayı kazanıyorlar, topraklarını ekiyorlar, topraklarını suluyorlar. Bu suyun geçtiği her yerdeki canlılar, ormanlar, ağaçlar, kuşlar, her türlü canlı o sudan besleniyor. Evet. Şimdi şirketler gidiyorlar. Çok tuhaftır. Doğanın doğaya ait olan bir şeyi satın alıyorlar. Yani çok çok garip bir durum. Evet. Diyorlar ki biz burayı satın aldık. Bu dereyi satın aldık. Çok çok tuhaf bir durum. Satın alıyorlar ve oraya elektrik santrali koyuyorlar. Dolayısıyla suyu bir yerde hapsettikleri için o suyun akışında geçeceği ve yaşam vereceği bütün alanları da yok etmeye başlıyorlar. Peki sanatçılar sizce bu konuda duyarlı mı? Yani sanatçı duyarlılığı kavramından biraz söz açmak istiyorum. Yani sizin gibi duyarlı yaklaşan sanatçılarımız var mı? Şimdi sanatçının çok özel insanlar olduklarını düşünmüyorum. Sanatçı tipindeki insanlar normalde insanların olması gereken bir tip aslında. Evet. Biz aslında bu anlamda çok geride olduğumuz için sanatçıları çok yukarıda olarak görüyoruz. Oysa ki sanatçı üreticiliği normal insanın kendi üreticiliğidir mesela. Sanatçı bu anlamda çok güzel. İşte hep örnek teşkil eder sanatçı gibi düşünürüz ya. Aslında dediğiniz gibi sanatçılar aslında tüm toplumun olması gerektiği gibi olmalıdır. Yani şimdi şöyle bir şey oldu. Yani geçen zamanda sanatçılar kendilerine çok özel misyonlar yüklediler. Evet. Yaşamdan koptular. Şimdi bu süreçte birçok alanda çok ciddi süreçler yaşanıyor. Sanatçılar bunun farkındalar. Ama tekrar o doğal yaşama dönebilir için zamanı ihtiyaçları var. Çünkü çok uzaklaştılar. Bilmedikleri bir yaşam artık. Onlar için sokaktaki doğal yaşam. Hani bu tür konulardan uzaklaştılar. Bu için sadece teorize edilmiş tarafıyla ilgilendiler. Oysa ki sokakta başka bir gerçeklik var. Yani duyarlılar mı? Biraz zamanı ihtiyaçları var. Bir hareketlenme olduğunu düşünüyorum belli alanlarda. Hani sanatçı derken bunun içine koyduğumuz sanatçı profillerini de tabii değerlendirmek lazım. Evet. Hani ikimizin anladığı sanatçı profilinden yola çıkarak söylüyorum. Bu insan sanatçı tipi biraz şeyin içine girmeye başladılar. Ama zamanı ihtiyaçları var. Çünkü çok uzaklaştılar o alandan. Evet. Tekrar sokağa dönüp o sokağın gerçekliğini yaşayabilmek için de sokakta yaşayan insanların onlara biraz rehberlik etmesi gerekiyormuş gibi. Evet, peki sanatçı olmayan insanların toplumsal sorunlara karşı bakış açısı sizce nasıl? İlgi alanlarına göre değişiyor. Yani şimdi kentsel dönüşüm, yani oradan gelelim mesela, kentsel dönüşümle ilgili bir şey çektim mesela bu dönem. Şimdi HES'lerle kentsel dönüşümün ortak bir noktası var. Hani şimdiye kadar olan çatışma, ideoloji çatışmalar yaşadık, mezhepsel çatışmalar yaşadık, milliyetsel çatışmalar yaşadık. Yani bizi bölen şeyler bunlar. Bunun içine girmeyen de bir kesim vardı. Onu kendi halinde yaşayan, apolitik, işte seçimlerde oy veren ama çok fazla bu işin hani siyasetin şeyini bilmeyen, işte işini, akışını bilmeyen, takip etmeyen, bu işin teorize edilmiş haline bilmeyen insanlar vardı. Şimdi HES'lerle birlikte, HES'ler ve kentsel dönüşümle birlikte o apolitik insanlar da sürece dahil olmaya başladılar.
Çünkü HES'lerle birlikte yaşam alanlarına insanların direkt müdahale edilmeye başlandı. Kentsel dönüşümde de direkt kapılar çalınmaya başladı. Yani biz evlerinizi alacağız, evlerinizi yıkacağız, size şehir dışlarında başka yerler vereceğiz ve biz buraya muhteşem gökdelenler dikeceğiz. Şimdi bununla birlikte o apolitik insanlar da sürece dahil olmaya başlıyor. Çünkü kapıları çalınıyor. Evleri var. Yani işleri olsa başka iş ararlar ama evleri yani sonuçta evet. Yaşam alanları ve yani kentsel dönüşümün özelliği 20 yıla yayılmış bir süreç. Hı hı. Ve yaklaşık 7 milyon evin yıkılacağı bir proje. Dolayısıyla bir ülke tamamıyla yer değiştirecek. Evet. Yani bu önümüzdeki dönem bir göç hareketi, bir savaş durumu olarak görüyorum bunu. Yani bir yere bir savaş hali düşünün, bir ülkeyle savaş düşünün. Bir bomba atsa atıyorum belki bir kilometre karelik bir alandaki yaşama zarar verecek. Bunlar da aynı şeyi yapıyorlar şimdi. O bir mahalleye giriyorlar. Mahallede yaşayan yaklaşık 10 bin, 15 bin, 20 bin insanı yerinden alıyorlar. Evet. Savaş da göç sebebi, kentsel dönüşüm de göç sebebi. Her ikisi evet. de o insanların onaylamadığı bir durum. Gidiyorsun sadece randa da öyle bir proje olduğu için insanları yaşam alanlarından etmeye başlıyorsun. Onları bilmedikleri, hiç tanımadıkları, istemedikleri yerlere sürmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla o insanlar ister istemez sürece dahil olmak zorundalar ve politik olmak zorundalar yani. Peki son olarak şunu sorayım. Çekmek istediğiniz ya da ileride gerçekleştirmek istediğiniz bir belgesel projeniz var mı? Şimdi bu kentsel dönüşüm belgeseli bitti. Mart 15'le birlikte ilk gösterim yapacak. Daha sonra festivallere gitmeye başlayacak. Tabi o gittikten sonra, ilk gösterimi yaptıktan sonra ben tekrar bir şeyler düşünüyorum. Şimdi iki tane şey var, düşünce var, iki proje var aklımda. Onlardan ikisini, belki bir tanesi çok uzun bir şey aslında. O bir yıl daha önce çekimleri tamamlıyor, sonra montajı gider. Bir yıllık bir iş olabilir o. Ama daha kısa bir zamanda yapabileceğim, geçen yılda çekimlerini yaptığım az çok bir proje var. Belki onu yapalım. O daha kısa bir sürede çıkar. Şey bilmiyorum, hayat benim olmaya nasıl hikayeler çıkartır, ne yaşarım. Buradan çıktıktan sonra neyle karşılaşacağımı bilmiyorum mesela. Evet. O anlamda açıkta bırakıyorum kendimi. Bakıyorum. Ama ilk yapmam gereken şey tabii ki önce bu belgeselin şeyini, hani yaşamsal karşılığı var çünkü onun. Neyse onu görmek. Onun için bir atıp sonrasında ben de, evet, göreceğim. O yoluna devam ederken de ben tekrar kendi yoluma devam edeceğim. Bunun İnşallah. Çok keyifli bir sohbetti. Çok güzel bir sohbetti. İnşallah tekrar bir araya geliriz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Kentler sürekli dönüşür. Yani bu hep gördük bunu. Ama o dönüşüm de farklı kesimler belirli paylar aldığı için şimdiye kadar da bu kadar ciddi bir reaksiyon da olmamıştı. Yani kent mantığı zaten kent toprağının yıkılıp yeniden yapılanmasıyla kentler gelişir ve rant değeri artar. Tarla başında örneğin bu Galata ve Cihangir'de olduğu gibi bir rant yaratma olanağı yoktu mevcut durumunda. O nedenle mesela Fener Balat ve Tarlabaşı gibi alanları piyasaya bırakmakla çok yüksek rant elde etme şansı yoktu. Çünkü binalar mütevazıdır orada. Yani üst gelir gruplarının konut alanı olarak kullanmaya elverişli değildir. Ya da büyük kullanımlar için işte otel, restoran, o tür kullanım için daha sınırlı bina vardır. Mesela Galata ve Cihangir'de binalar karşılaştırırsanız zaten yapılışı da öyledir. Daha mütevazi, daha orta gelir grubu için tarlabaşı inşa edilmiştir. Fener Balat öyledir. Orta gelir grubunun konut mahallesidir, konut semtleridir. Buraları rant yaratabilmek için o binaları tümden yıkıp, birleştirip daha büyük kullanımlar için hazırladılar aslında.
tarla başında 9 ayrı mimar, 9 ayrı blok, 9 ayrı kent yaratma anlayışıyla bu projeyi başlattı. Ve bu 9 ayrı mimar da birbirinden ilişiksiz bir projelendirme süreci de gidiliyor. Çok enteresan, sadece biz fasatı, işte biz tarihi yapıyı koruyoruz diyorlar. Ama fasatta koruyorlar, yani cephede koruyorlar. Devletin bütün yetkilerini arkasına almış bir holding ile pazarlık yaptıktan sonra, o holding bize teklif ettiğinden iki katını, hani 15 dakika içerisinde bir emlakçıdan almanız gibi örnekler gelene yayılacak. O yüzden tarla başıdır. Bizim yakından baktığımız ve yakından anlatmamız, insanları da anlatmamız gereken örnek bence tarla başıdır.